Merhaba arkadaşlar, yine bir videoyla karşınızdayım. Bundan önce bir video çekmiştim. Aslında bu kitapları birleştirerek koyacaktım ama dedim ki ayrı olarak çekeyim çünkü az önce yazar geldi. Cumartesi kendisi burada olacak. Ben de aynı zamanda bu videoyu çekiliş videosu olarak da çekiyorum. İki tane kitap belirledim arkadaşlar. Onları zaten göstereceğim size. Çok eğlenceli ve çok güzel kitaplar. Hemen uzatmadan da kitapları göstermek istiyorum size. Eda Albayrak'ın kitapları. Bunlar yeni çıkarmış olduğu kitaplar. Ben daha görmemiştim. İmza günü için mağazaya gelmişti. Şu şekilde yaklaştırayım. Arkasında durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Diğer kitap da bu. Şu şekilde göstereyim. Şimdi sıra geldi hediye edeceğim kitaplardan bir tanesine. Hidigago. Şu şekilde. Bu kitap gerçekten aşırı eğlenceli bir kitap arkadaşlar. Çok daha önceden çıkardığı ilk kitabı bu. Zaten Eda Albayrak kitaba başlamadan önce çok güzel bir hikaye tarzı bir şey yazmıştı. Ben birazcık okumak istiyorum sadece. Bir varmış bir yokmuş. Binlerce galaksinin milyonlarca yıldızın arasında masmavi bir dünya varmış. Bu dünyada yaşayan her çocuğun kendisine bir boyda bir dohuyda iki arkadaşı varmış. Her bir çocuk her günün her birini her gecesini ve her anını kendisiyle bir boyda bir huyda olan arkadaşıyla birlikte geçirirmiş. Bir çocuk bir saati bir günde bir oyunda eğlenirse kendisiyle bir hoyda bir huyda birlikte olan iki arkadaşı da eğlenirmiş. Bir çocuk bir saati bir günde bir oyunda sıkılırsa kendisiyle birlikte bir hoyda bir huyda arkadaşı da canı sıkılırmış. Günlerden bir gün çocuklardan biri hiç bitmeyen bir oyun oynamaya yani bulmaya karar vermişler. Bir hoyda bir huyda arkadaşları sormuşlar hiç bitmeyen bir oyun var mı diye. Çocuk ve kendisiyle olan bir hoyda bir buyda iki arkadaş birlikte uzun uzun düşünmüşler. Kendisiyle bir boyda bir huyda iki arkadaşının birinin adı akıl, diğerinin adı da fikirmiş. Başlamışlar oynamaya. Oynadıkça akıl daha çok akıl, fikir daha çok fikir vermiş. Günler böyle bir arada devam ederken çocuk ve kendisiyle bir hoyda bir huyda olan iki arkadaşı fark etmişler ki aslında hiç bitmeyen bir oyun oynuyorlarmış. Burada da kendisinin yazdığı bir yazı var. Sevgili çocuklar, bu kitapta bir sürü oyun oynayacağız. Bir fikir dünyası yazdım. Sınırları zorlayacağız. Her biri birbirine eşsiz oyunları göreceksiniz diye yazmış. Birlikte oynamaya var mısınız gibi. Çok güzel. Bu ilk kitabı. Ben bunu hediye edeceğim arkadaşlar bir kişiye. Aynı zamanda bunun küçük kitabı da var. Birlikte hediye edeceğim. Yani tek bir kişiye bir kitap, iki kitap gidecek. O Bidigago'nun ikinci kitabı arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da yeni çıkarmış olduğu üçüncü kitabı. Ben çocuk mağazasındaki şansım bu arkadaşlar. Genelde kitapları okuyup bakma fırsatım çok oluyor ve benim çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi bu da üçüncü kitap. Ve o kitabın yanında bir de şöyle resimli bir kitap hediye edeceğim arkadaşlar. İçeriğini şu şekilde göstereyim. Renkli olan kısımları var mı bilmiyorum ama. Şöyle. Kitap. Arkasından da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu ve şu kitabı hediye edeceğim. Ve bunu tek bir kişiye hediye edeceğim arkadaşlar. Onu da bilgilendireyim size. Bunun tarihiyle ilgili ne zaman atarım bilmiyorum ama cumartesi günü 19'unda yazar burada olacak. Trump Towers'taki Kiss mağazasında. Umarım herkesin gelme fırsatı olur, gelebilir. Yazar çok eğlenceli, çok şen şakrak. Buradaydı az önce, konuştuk kendisiyle. Ara sıra alışveriş yapmaya gelirdi yanarlara. Ve çok güzel de kitap kurdudur arkadaşlar ve sürekli kitap okur. Yani hiçbir boş anında onu boş göremezsin. Sürekli bir kitap okur ve kitap okumaya da çok bayılan, çok eğlenceli, çok sıcakkanlı bir yazar. Yani tanışmak isteyenler varsa gelebilirler. Hatta Diyanar'ın böyle bir şans vermesi çok güzel. Çünkü aynı zamanda o gelip kitapları incelerken onunla konuşma fırsatım oluyor. Çok çok eğleniyorum, çok güzeldi benim için. Sadece işte cumartesi günü olamayacağım için çok üzgünüm, küçük bir operasyon geçireceğim için. Ben videoyu fazla uzun tutmamaya çalıştım ama ne zaman bu kelimeyi kullansam video çok uzun oluyor. Şu an zaten AVM'de kapandı. Ben iş yerinde çekiyorum bunu arkadaşlar. Elinden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum ama ben bu ay bu kadar yoğun olabileceğini düşünmemiştim ama çok yoğun geçti. Kitap fuarından dolayı ikincisi 150 indirimli kampanya inanılmaz derecede sattı arkadaşlar. Güzel bir fikir olmuş. Ben de kaç tane kitap aldım, dayanamadım. Umarım okuyabilirim çünkü sürekli ya hastaneye gidiyorum ya da hastaneden çıktıktan sonra işe geliyorum ve hiçbir şekilde fırsatım olmuyor. Uyumaya bir zaman kalıyor, bir de ara sıra bir şeyler yemeye zaman kalıyor. Her neyse, ben şu kitapları tekrardan şöyle göstereyim arkadaşlar.
Diğer kitabımda bundan önce de bir video daha yükleyeceğim arkadaşlar. Orada da kitap çekilişi olacak. Onu da tarihlerini ve açıklamasını altına yazacağım. Bunu da yazacağım ama bunun günü ne zaman olacağı belli değil. Ne zaman yazacağım belli değil. Ama mutlaka göstereceğim arkadaşlar şu şekilde. Tabii ki de şartlarım da olacak. Ben cümleyi artık kuramıyorum. Çok fazla yoruldum. Şartlardan bir tanesi zaten takipte kalmak arkadaşlar. Takipte kalırsanız daha başka yazarların kitapları olursa çekilişle mutlaka hediye edeceğim. Aynı zamanda benim okuyup kitaplığımdan hediye ettiğim kitaplar da var. Takipte kalırsanız onlardan da mutlaka yararlanırsınız arkadaşlar. Bu videoya like atmak, aynı zamanda katıldım diye altına yazmanızı rica ediyorum. Onun dışında başka da zaten alternatif yok. Dediğim gibi takip edeceksiniz. Yurt dışı da dahil değil bu arada. Bu da bilgilendirme olsun. Zaten bu katılım şartlarını videonun sonuna kadar izleyenler yazacaktır muhtemelen. Ben videonun sonunda mutlaka dinleyin diye bir açıklama yazacağım. Çünkü genelde böyle 2 dakika, 3 dakika falan izlendikten sonra işte katıldım yazıp geçiyorlar. Çok fazla izlenmiyor. Bazıları da spama düşüyor. Bu sefer de dediğim gibi spama düşenlere bakmayacağım arkadaşlar. Geçen seferkinde baktım, bayağı bir zorlanmıştım. Onu da bilgisini vereyim size. Tabii ki çıkanlar bir daha dahil edilmeyecek. Yani beni takipten çıkanları bir daha dahil etmeyeceğim arkadaşlar. Onu da bilgilendiriyorum. Şimdilik benim bahsedeceğim bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.